Ama bu çok saçma gelebilir erkekler için. Bu anlamda anlamıyoruz bakın. Empati kuramıyoruz. Peki bunu nasıl aktarabiliriz karşımızdakine? Öncelikle ben dili ve sen dili diye iletişimde çok etkili iki teknik var. Ben dili duygularını ifade ediyor ve duygularıyla yola çıkıyor. Özellikle ilişkilerde, eşler arası ilişkilerde, çocukla ilişkilerde de yine aile içerisinde en çok kullanılması gereken dillerden biri. Ha baktığımızda iletişimde evet işte de aynı şey geçerli. Nedir ben dili? Size bir olay olmuş. İşte eşiniz teyp almak istiyor. Sizde başka faturalar var. Onları ödemek istiyorsunuz. Belli bir miktar para söz konusu. Teyp de şu kadar fiyatta. Yapabileceğiniz hesap yaptığınız zaman sıkıntıya düşersiniz. Ama eşinize ne gerek var? Bunu hep böyle yapıyorsun. İşte ihtiyacımız var mı şimdi? İşte sonuçta bir teyp çalacak gidecek işte öyle radyosu da çalabilir ya da ne bileyim diğeri çalabilir çalmasa da ne olur dediğiniz zaman küçümsemiş olur sen dilini kullanmış olursunuz yargılamış olursunuz karşınızdakini onun yerine seni çok iyi anlıyorum araba sürerken iyi kullanmak istiyorsun trafikte sıkışık diyelim örnek güzel bir müzik dinlemek isteyebilirsin çok da haklısın. Bir erkek olarak araba Belki ilgini çekiyordur. tabii kadınlara göre daha farklıdır. Belki genel değil ama daha farklıdır. Seni anlıyorum. Çok da haklısın. Bakın ben dili. Fakat ben bir hesap yaptım. Şu 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 ihtiyaçlarımız da var. Ama sen bilirsin. Acaba bunu biraz ertelesek gibi. Erteleyebiliriz istersen ama dersen ki evet çok ihtiyacımız var. Sen karar verirsin. Durum bu daha sonra böyle böyle sıkıntılar yaşayabiliriz. Hayatım, canım, neyse nasıl hitap ediyorsunuz eşinize. Burada ne yapmış olduk? Olayı değer eşinizi değersiz kılmamış olduk. Aslında sen hep böyle yapıyorsun derken eşin yine kocasını değersiz kılma gibi bir düşüncesi yoktur. Özünde daha güzel birlikte mutlu olmak, maddi sıkıntı birlikte yaşamamak istiyordur. Fakat öğrendiğimiz ailemizden, kök ailemizden öğrendiklerimizle ne kadar değersiz kılıyoruz kullandığımız ifadelerle eşlerimizi. Bu kadın için de geçerlidir, erkek için de geçerlidir. Bu anlamda doğru iletişim tekniği ben dilidir. Duyguları ifade etmektir. Evet, sorunsuz bir hayat kimse için geçerli değil. Her evlilikte sıkıntılar, zorlu dönemler olabilir. Gerek dışsal, gerek içsel problemler olabilir. Çünkü bizim ülkemizde evliliği etkileyen sadece iki kişinin paylaşımı değildir. Gerek eşlerin, ailelerinin, gerek dışsal, işimizde yaşadıklarımız birçok konu evliliği etkiler. Bu anlamda problemlerimiz de çoğalır. Yani problem yaşama ihtimalleri de her evlilik için geçerli fazladır. Peki problem anında kullandığımız kelimeler çok önemli. Mesaj vermek istediğimiz mesajın net verilmesi. Sizin istemediğiniz bazen bizim mesaj verirken ben dili ve sen dili özellikle sen dilinde yargılama vardır, suçlama vardır. Ve kimse suçlanmaz Zeliha Hanım. Kimse kendinin suçlu bile olsa suçlu olduğunu istemez başkasından duymayı. Hele sevdiği insandan duymayı. Ne olur böyle olunca saygı yavaş Çatışma. yavaş biter. Sevgi saygının bitmesine bağlı yavaş yavaş azalır. Bir de sanıyorum siz de klinik deneyiminizde görüyorsunuzdur Evet. sıkça. Mesaj vermeler vardır hep. Bazen açık konuşmak den kaçınılır ya da bilinmez ben öyle düşünüyorum. Bazen açık konuşmayı bilmez insanlar ki aslında odur bize belki bu teknik arasında doğru teknikler arasında açık söylemez ne istediğini, ihtiyacın ne olduğunu. Böyle imalar, mesaj vermeler o mesajı alamayabilir karşımızdaki de aslında değil mi? Aynen. Yani çok sık gördüğümüz bir durumdur bu. Evet, Ben ona işte onu demek istemiştim. ha. Ama o onu Aynen. böyle anlayamadı. Neden anlamadı?
Evet. Ama o da normal. Karşı tarafta hep diyor ki yani nasıl anlayayım ben bu mesajı? Tabii, aslında tabii. o imalardan belki de kaçabilmek, ben dili senin dili çok önemli ama belki bunun yanında açık konuşmak, net söylemek de çok önemli.